Merhaba, ben Ruhi Çenet. O, günlük hayatta sıklıkla kullandığımız mikrodalga fırınından floresan lambasına, arabaların hareket etmesini sağlayan ateşleme sisteminden radyoya veya uzaktan kumandaya kadar yüzlerce icadın mucidi. O, ilk defa ücretsiz elektrik üretme fikrini ortaya atan veya kablosuz iletişime mümkün olduğunu söyleyen bir idealist. 250'den fazla patenti var. Bugünkü videoda Nikola Tesla'yı işliyoruz. Gelecekte en çok patent sahibi kişi olarak dünya tarihine geçecek olan uzun boylu siyah saçlı Tesla, 1856'da Hırvatistan'ın kırsal bir bölgesinde doğdu. Bir gün Dane ismindeki abisi ata binerken Tesla'nın atı ürkütmesi sonucu attan düşerek ölünce bu onun üzerinde kalıcı psikolojik etkiler bıraktı. Eline aldığı büyük bir şemsiyeyle evin çatısından atlayarak ilk deneyini yapmış oldu. Sonuç pek de umduğu gibi olmayınca bu sefer şemsiyesine bağladığı haziran böcekleriyle havalanmaya çalıştı. Böceklerin uçarak düşüşü yavaşlatmasını umsa da sonuç değişmedi. Tesla öğrenciyken dünyanın her tarafında boşa akan suyun kullanabileceğini söylemiş ve bir gün ABD'deki ünlü Niagara Çağlayanı'nı elektrik elde etmek için kullanacağım cümlesini sarf ederek dinleyenleri şaşırtmıştı. Okulu bırakıp 1884'te cebinde sadece 4 sentle New York'a gitti. Orada sıradan bir elektrikçi olarak Thomas Edison'ın şirketinde işe alındı ve çok kısa bir süre içinde işinde terfi edince ona Edison'ın doğru akım jeneratörünün yeniden tasarlaması görevi verildi. Edison bu proje için Tesla'ya 50 bin dolar, günümüz parasıyla 1,5 milyon dolar önermişti. Tesla tasarımı tamamlayarak Amerika'da sıklıkla karşılaşılan elektrik kesintileri problemini kökten çözmüş ve onları milyonlarca dolar masraftan kurtarmış olsa da Edison ona bir çeşit Amerikan şakası yaptığını söyleyerek Tesla'ya parasını vermedi. Bunun üzerine Tesla istifa edip Edison'ın elektrik piyasasında tekel oluşturmasını sağlayan doğru akıma karşı alternatif akım isminde yepyeni bir projeye başladı. Tesla'nın çalışmalarından çekinen Edison, insanları korkutmak için alternatif akım kaynaklı sahte ölüm haberleri yayıp Tesla'yı ölümlerin baş sorumlusu olarak gösterdi. Hatta o kadar ileri gitti ki, halka açık bir ortamda alternatif akım vererek bir fili öldürdü. Bütün bu kampanyalara rağmen Edison doğru akımla kaybedecek ve ölüm döşeğindeyken affetmesi için Tesla'yı yanına çağıracak olsa da o vaktimi boş laflar dinleyerek geçireceğime, insanlık adına gerekli icatları bularak geçiririm diyerek yanına gitmeyecektir. Öğrenciyken söylediği gibi Niagara Çağlayanı'na dünyanın ilk işlevsel hidroelektrik santralini kurup sadece zengin azınlığın kullandığı elektriği halkın kullanımına açtı. Yine büyük bir risk alarak daha önce eşi benzeri görünmemiş bir kule inşa edip bu kule aracılığıyla görüntüleri ve sesleri uzak mesafeler arası iletebileceğini ki bununla televizyonun temellerini atmıştır, elektriği kablo kullanmadan aktarabileceğini ve yapay şimşekler çaktırabileceğini söyledi. Medya büyük bir mantara benzeyen bu şeye bütün parasını yatırdığı için Tesla'yı da dalga geçti ve hiç kimse bu yapıya bir anlam veremedi. Tesla ıssız bir dağın üzerindeki dünyanın en güçlü radyo vericisi olan bu yapının tepesindeki bakır küreden önce 200 adet ampulü kablosuz elektrik göndererek kilometrelerce öteden yakmayı başardı. Sonra ise her biri 100 milyon volt gücünde ve 30 metre uzunluğunda olan kulakları sağır edebilecek şimşekler çaktırmaya başladı. Öyle ki bir keresinde yaptığı bir deneyden sonra aynı cihazla Brooklyn Köprüsü'nü 1 saatten kısa bir süre içinde Doğu Nehri'ne indirebilirim dedi. Onun herkesten sakladığı farklı bir amacı vardı. Bu amaç şimşekleriyle elde ettiği elektrik enerjisini atmosferde depolayıp dünyanın dört bir köşesindeki insanların atmosferden dağıtacağı elektriği kablosuz kullanmalarını sağlamaktı. Elektrik firmaları bu planı öğrenince yatırımlarını geri çekip hepsi Tesla'ya karşı cephe aldı. Çünkü elektriği tüm dünyaya ücretsiz dağıtmak onların işlerini alt üst edecekti. Tesla tüm varını yoğunu projeye harcayınca mali sıkıntılar çekip projeyi durdurdu ve yapı sahip çıkılmadığı için 1917'de yıkıldı. Bu proje günümüzde de devam etmemektedir. Daha sonra New York'a geri dönmüş ve burada bir araba fuarına katılıp tanıtım sırasında yeni arabasından övgüyle bahseden Henry Ford'un yanına giderek arabasını incelemişti. Herkesin içinde Ford markasına bu kadar büyük bir motora ihtiyacı olmadığını söyleyince tepki görerek fuardan çıkarıldı. O da hemen günümüzde hala kullandığımız ateşleme sistemini icat ederek tasarımı Ford'a gösterince bu tasarımın patentini ne yazık ki Ford'a çaldırdı. 1898'de ise Madison Park'ın ortasında büyük bir tank kurdurup içini suyla doldurdu. Gölün ortasına bıraktığı oyuncak teknenin içinde bir radyo alıcısı vardı. Kalabalığın ortasında teknesini bir sağa, bir sola, bir ileri, bir geri yüzdürdü. Arada bir ışıklarını yakarak bir şov yaptı. İzleyen herkes bunu zihin gücüyle yaptığını sanmış ve olay gazetelerin ön sayfasında yer almıştı. Bu konuda o, bu bir savaş aracı değil, robot ırkının ilk temsilcisidir. Yani insanların hizmetinde kullanılabilecek, onların işlerini azaltacak mekanik adamdır demişti. Tesla uzaydaki hayatın varlığına da büyük bir merak duyuyordu. 1899'da kendi laboratuvarından ilk kez ses dalgalarını uzaya göndermişti. Çalışmalarıyla uzaktan kumandalı uçakların, arabaların, uzay mekiklerinin ve robotların da icatlarına ön ayak olan Tesla, 1934 yılında yeni icadı Teleforce'un diğer ismiyle ölüm ışınının duyurusunu yapmış ve ölüm ışınıyla konsantreli şimşekler çakarak 10 bin adet savaş uçağını 400 km uzaktan eritebileceğini söylemişti.
Modern dünyanın temellerini atan bu bilim insanı, ticari düşünmediği için diğerleri onun buluşlarıyla milyarlar kazanırken, o 1943'te eski ününü yitirip yalnız kalmış ve 86 yaşındayken beş parasız ve kimsesiz bir halde bir otel odasında ölü bulunmuştu. Paranın, diğer insanların gözünde ne anlam taşıdığı benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sırf onlar daha rahat yaşasınlar diye bütün birikimimi, buluşlarımı adadım. Nikola Tesla.